Evet arkadaşlar, yepyeni bir videoma tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugünkü konumuz hayvanların muhabbet kuşlarının tırnağı ve burunları çok uzun olduğu zaman kesilir mi? Arkadaşlar, şöyle bir konuya açıklık vermek istiyorum. Arkadaşlar, kesilir ama nasıl kesilir? Şöyle söyleyeyim. Bunu kendiniz kafanıza göre alıp bir şeyle kesmiyorsunuz arkadaşlar. Çünkü zaten öyle bir şey sakın yapmayın. Bu hayvanların mesela ayak kırnaklarında ve burunlarının uçlarında kılcal damarlar var arkadaşlar. Küçük ufak damarlar var, bilginiz olsun. Bu damarları keserseniz kanı durdurmama ihtimaliniz var. Durduramazsınız zaten, hayvanınız ölür. Yani yaptığınız bir işte bir anlamı olmaz yani arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Boşuna yapmış olursunuz, hayvanınızı da kaybetmiş olursunuz bu arada. Hiç gereksiz bir şey yani. Bunu veterinerlere getirebilirsiniz arkadaşlar. Veterinerler bunları düzgün bir şekilde kesebilir. Hayvanınıza zarar olarak yemeyebilir arkadaşlar. Hayvan yeme vuramaz, bunun çok uzun olduğu için. Sıkıntı yaratır hayvanınız. Yani hayvanınız aç kalır, halsiz düşer, böyle söyleyeyim. Ama bunu dediğim gibi veterinere getirerek o küçük bir şekilde, o zaten onlar zaten dikkatli bir şekilde kesiyorlar. Kızıl zamanlara tabii dikkat ediyorlar. Tırnaklarını almazsanız arkadaşlar, çok uzun olduğunu görüyorsanız almazsanız tünekleri tutunamaz hayvanlar, tırmanamaz. Yani sıkıntı yaşarsınız, hayvanlar kendini rahat hissedemezler arkadaşlar, bilginiz olsun, öyle söyleyeyim. O da sizin için birazcık sıkıntı yaratır, bayağı bir sıkıntı. Hayvanların yemi de bitmiş, bunları da yenilemek lazım. Öyle söyleyeyim yani arkadaşlar, bunları kafanıza göre sakın böyle şeyler yapmayın. Çünkü hayvanlarınızı kan kaybından öldürebilirsiniz. Kanı durdurmak için de arkadaşlar, yani nasıl söyleyeyim, sigara külü var arkadaşlar. Sigara külü genelde çok kullanılan bir şey değil ama eski insanlar, yani eskiden bu iş yapanlar zaten böyle şeyler yapıyordu arkadaşlar. Sigara külü kullanıyordu. Tetra isimli bir ilaç var arkadaşlar. Bütün eczanelerde var, bilginiz olsun. O ilacı da kullanabilirsiniz. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar, takımlar yavaştan yuvalara girmeye başladı. Çiftleşmeler falan olmaya başladı. Görüyorsunuz, gözünüz önünde zaten giriyor. Bir tane takımımız da burada giriyor. Şu en üstteki ile diğer en üstteki takımımız daha girmedi. Bakalım hayırlısı, onları da Allah nasip ederse yavaştan gelecek kendilerine. Tetra'yı kullanabilirsiniz dediğim gibi arkadaşlar. Ama kendinizin kesmesini tavsiye etmiyorum. Yani kendiniz sakın öyle bir hata yapmayın. Benim düşüncem bu arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sometimes, every time, and they're reaching out for what's mine. Wakeboard day, so we out living life in the night. Pray to God, man, I hope I don't die.